Selam herkese, merhabalar arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi biliyorsunuz bu gece aslında yayın yapmamız gerekiyordu. Hafta sonundayız sonuçta. Son hafta sonu, pazar yani. Ama işte biliyorsunuz şunlar da bunlar da bak dağınıklığımdan dolayı kusura bakma daha kalkalı bir saat oldu. Saat 7'de kalktım yani. Saat 7'de kalktım, ondan 10-15 dakika sonra ezan okundu, iftar yaptık yani düşünün. Biraz yoğun geçti o yüzden. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sizi videosuz bırakmıyorum asla. Bunun bir fikrini vereyim önce. Şimdi size bir tane video çıkartacağım. Doom Stüdyo'dan. What If serisinden bir tane video yapmıştım. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra ben şu çok severek izlediğiniz 30. bölüm 6000 izlenmiş. Gerçekten teşekkür ediyorum. O bölümün detaylı incelemesini ve teorisini yapacağım. Detaylı incelemenin detaylarını not edeceğim tek tek. Şu an birkaç tane not aldım zaten. Onları tek tek not edeceğim ki detaylı inceleme bölümü biraz şey olsun ama teori bölümünü konuşarak anlatacağız ve elimizde güzel teoriler var. En güzel teori de bence Elif'ten geldi. Elif bana söyledi. Çok güzel ve çok hoşuma giden bir teoriydi. O teori muhtemelen sizin de hoşunuza gidecek. Bazı yerde de soru işareti olacak elbette ama soru işaretinin olmasının amacı da bunun teori olması zaten, öyle değil mi? Teori olduğu için soru işaretleri olacak. Şimdi videoya geçeceğiz. What If serisini izleyeceğiz. Ondan sonra videoları halledeceğim. Yarın size videoları çıkartacağım. Hafta içine girdiğimiz için ve sınav haftası olduğu için yayın olmayacak ama videosuz bırakmayacağım. Hafta sonunda yayın yapmaya çalışacağım. Muhtemelen yapmaya çalışacağım. Yapmak zorundayım çünkü. Bu hafta biraz böyle yoğun geçti işte. Araya bıdık girdi. Yayınlarımız elimizde patladı yani. Tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla yayınlarımız patladı. O yüzden yapamadık. Bir sonraki hafta sonuna yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü sınav haftası olduğu için bu hafta içi yayın olmayacak. Gelenler var, gelemeyenler var, rica edenler var. Abi hafta sonu yap, sınavlarımız var dediler. Bu hafta sonu ne yazık ki böyle derdebeli geçti, koşturmalı geçti, olmadı. Artık bir dahaki hafta sonuna yapmaya çalışırız. Şimdi sizinle videolara geçelim. Şuradan hemen ben ayarlayayım. Arkada duruyordu zaten. What If serisinden. What If the Titan Clockman wasn't defeated. Eğer Titan Clockman yenilmeseydi ne olurdu? Yok edilmeseydi yani yenilmeseydi ne olurdu? Başlığı altında bir What If serisi. Doom'un böyle bir işe kalkışması benim hoşuma gitti açıkçası. Abi saçıma başıma bak, çarpılmış gibiyim ya. Böyle bir şey yapması benim hoşuma gitti açıkçası. Bakalım bunun devamı gelecek mi? Yoksa sadece bu bir kitlesinin yani izleyici kitlesinin nabzını ölçmek miydi? Böyle bir nabız yoklamak mıydı? Bunu bir yapalım bakalım hoşlarına gidecek mi? Giderlerse devam ederiz havasında bir çalışma mıydı? Yoksa sadece böyle bir akıllarını esip diğer fan mate'lerin yaptığını görüp aa bunlar izleniyor ulan ben de yapayım belki ben de izlenirim havasında bir şey miydi onu bilmiyoruz tabii ki. Buyursunlar. Aha şu sahne. Bu sahnede profesör ve mıknatıs tuvaletler tarafından yenilgiye uğruyordu. Oo, onların elinden kurtuluyor. Oo, bak burada titan şey kamera böcüklenmişti. Zamanı durdurdu. Oh shit. Yani tatlı bir dokunuş olmuş. Etraftaki animasyonlarına falan filan bakarsanız etraftaki animasyonlara fazla özen gösterilmemiş. Yani o bölümün bir de sadece karakterler ve What If serisine özen gösterilmiş gibi geldi bana. Çünkü etraftaki çevre detayı falan filan hani karemsi olduğu gibi duruyor. En büyük detaylar burada karakterlerin üzerinde işlenmiş durumda. What If serisi böyleydi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani güzel bir izleyicisinin nabzını ölçmeye yönelik bir yapım mıydı? Hani yoksa gerçekten de bu işlere başlıyoruz, bu bir bildirim miydi? Haberiniz olsun bu işlere başlıyoruz gibisine bir video muydu acaba? Çünkü eğer bu işe başlarlarsa yapmaları gereken çok fazla video var. Hani What If serisinden çok fazla video var yapmaları gereken ve o kadar çok ki bu hikayeyi esnetebilecek kadar çok bir seri. Çünkü muhteşem bölümler var. Yani şöyle olsaydı çok daha kritik yere gidebilecek dediğimiz bölümler de var. Bunları esnetip What If serisine bunları bağlı alayıp seyirciye sunmak kolay bir iş değil. Özellikle bak bunu yapmaları da kolay bir iş değil. Bu da tek Titan Clockman'ın da böcüklenmesinden, böcüğü almasından, Titan TV'nin böcüğü almasından bıdıklamışlar bunu. Bunun bir de diğer bıdıklar var, diğer bölümleri var. Onlar ne olacak? Ve de bundan önceki sonraki bölümler ne olacak? Eğer bu işe kalkışırlarsa yapmaları gereken çok fazla iş var. Elbette bu onların işine de gelir. Zor olacaktır mutlaka ama bu onlara daha fazla izleyici ve şey de kazandırır mutlaka. Göreceğiz. Şimdi bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu gece yayın yapamadığım için de özür dilerim. Saat şu an 8.30, 9'a geliyor zaten. 12.30'da ev boşalır. O civarda falan filan bakacağız, göreceğiz. Ben şimdi bu videoyu ayarlayayım. Hemen bugün size, bu akşam size yayınlayacağım. Tekrar kusura bakmayın ne olur. Bir sonraki haftaya elimden geleni yapmaya çalışacağım. Öpüyorum, seviyorum sizi. Bay bay.